Sizlere endüstriyel röleleri anlatacağım. Endüstriyel rölelerde çalışma prensibi olarak kontaktörler gibi elektromanyetik anahtarlama yapan devre elemanlarıdır, kumanda elemanlarıdır. Endüstriyel rölemizin bobin uçlarına enerji verdiğimizde bobinde oluşan manyetik alan karşı taraftaki paleti çekerek palete bağlı olan kontaktörü harekete geçiyor. Rölelerdeki kontaklar kontaktörlerde olduğu gibi ayrılan iki kontak şeklinde değil, ortak uçlu normalde kapalı ve normalde açık kontak şeklindedir. Bu rölemizde dikkat edecek olursanız ortada bir tane hareketli kontak bulunmaktadır. Bu kontağın ucu şuradaki kablo aracılığıyla böyle soketimize çıkarılmıştır. Bu hareketli kontağın karşısında bir adet normalde kapalı kontak bulunmaktadır. Bir adet de normalde açık kontak bulunmaktadır. Bobinimize enerji verdiğimiz zaman bobindeki manyetik alan bu paleti kendisine doğru çektirecek ve normalde açık kontağı kapatacak. Bu ara normalde kapalı kontakta açılacaktır. İsterseniz şimdi enerji vererek bu işlemi yapalım. Bakın şu anda enerji verdik. Kontaklar konum değiştirdi. Enerji verdiğimizde normalde kapalı kontaklar açılarak normalde açık kontaklar kapanmaktadır. Biraz iç yapısından bahsedelim. Bu enerji verdiğimiz bobinimiz. Bunlar az önce bahsettiğimiz gibi kontaklarımız. Enerji kesildiği zaman kontakların eski haline gelmesini sağlayan burada bir adet yayımız bulunmakta. Ve burada bir adet de bayrakçımız vardır. Tekrar çalıştırayım o bayrakçıyı görelim. Bakın o bayrakçımız paletle birlikte hareket etmektedir. Birazdan üstünün kapağını taktığımız zaman o bayrakçının ne işe yaradığını size anlatacağım. Burada bobinimizin çalışma gerilimini görüyorsunuz. Rölelerde de kontaktörlerde olduğu gibi bobinin çalışma gerilimi, bobinin çalışma gerilim cinsi, bobinin çalışma gerilim değeri ve kontaklardan geçirebileceğimiz akım değeri olmak üzere iki farklı değerden bahsedebiliriz. Şimdi bu kapakçığımızı, bu şeyin kapağını bir kapatalım. Rölemizin şu anda kapağını kapadık. Evet, şimdi bayrakçığın ne işe yaradığını görelim. Bakın. Rölemiz enerjilendiğinde bayrakçık gözükerek rölenin çektiğini gösteriyor. Burada bir adet test butonumuz bulunmaktadır. Bu test butonuna bastığımızda, şurada yandan göstereyim. Bastığımızda içerideki kontaklar konum değiştirmektedir. Bobine enerji vermeden de kontakların konum değiştirmesini bu şekilde sağlayabiliriz. Çok çeşitli yapıda, şekilde ve soket yapısında röleler olabilir. Bu rölemizde dikkat edecek olursanız rölemizin röle kısmı ve soket kısmı bulunmaktadır. Buradaki rölemizin oturma şekli daire şeklinde. Bunu takarken bacakların karışmaması için dikkat edecek olursanız soketimizin burada bir girinti vardır diyelim. Aynı şekilde oraya denk gelecek şekilde soket üzerindeki çıkıntıyı getirip soketimizi montaj yaptığımız zaman bacakların karışmasını da engellemiş oluruz. Bakın farklı şekilde rölemiz girmeyecektir. Zorlasak da rölemiz farklı şekilde girmeyecektir. Ancak yerine denk getirdiğimizde rölemiz sokete oturacaktır. Bobinimizin çalışma gerilimi haricinde burada kontaklardan geçirebileceğimiz akım değeri yazmaktadır. Bu rölemizin kontakları 250 voltta 10 ampere dayanabilecek şekilde yapılmıştır. Burada dikkat ederseniz 3 adet kontak grubumuz vardır. Bu 10 amper her bir kontak için verilen değerdir. Burada daha değişik soket yapısına sahip bir röleyi görmektesiniz. Sökelim. Dikkat edecek olursanız soket kısmıyla röle kısmı
az önce gördüğümüz yapıdan biraz daha farklı. Bu rölemizin değerlerine bakalım isterseniz. Bu rölemizin değerleri şurada yazıyor. Burada rölemizin kontak akımlarına baktığımız zaman 5 amper olarak görmekteyiz. Eğer bu rölemizi alternatif akımda kullanacaksak, yani röle kontaklarımızdan alternatif bir akım geçireceksek, 250 volt alternatif bir gerilime kadar doğru akımda kullanacaksak, 30 voltluk bir doğru gerilim bu röle kontaklarından 5 amper geçirmemiz için kullanacağımız gerilim sınırları. Bunun burada bakıyorum bacak bağlantıları var ama bobin gerilimini buraya yazmışlar. Bu rölemizin bobin gerilimini, yani kontakların konum değişmesi için röle bobini uygulamamız gereken gerilim alternatif bir gerilim ve gerilim değeri ise 220-240 volt aralığında. Burada rölemizden çekeceğimiz akım veya röle üzerinden geçireceğimiz akıma, röle üzerinden geçireceğimiz, kontrol edeceğimiz güce bağlı olarak rölenin hacimlerinde değişiklik olmaktadır. Bakın burada kontak sayısı fazla olan ve biraz da kontak akımı yüksek olan bir röle görüyorsunuz. Bu rölemizde dikkat edecek olursanız birbirine paralel bağlanmış 2 adet bobin kullanılmış. Güç değeri küçüldükçe rölenin boyutları da küçülecektir. Bakın burada daha küçük güçlü röleleri görüyorsunuz. Endüstriyel tip röleler kumanda devrelerinde yardımcı eleman olarak kullanılırlar. Endüstriyel devrelerinde kumanda devrelerinde diğer kumanda devre elemanlarına yol vermek, onları kumanda etmek maksadıyla kullanılırlar. Ve bu nedenle röle kontaklarından geçecek olan akımların değerleri çok yüksek değerlerde değildir. Örneğin endüstriyel tip röleleri piyas çıkışlarına bağlayarak röle üzerinden kontaktörü devreye alıp çıkarabiliriz ve kontaktörümüzle motora kumanda edebiliriz. Burada daha küçük yapıda röleleri görmektesiniz. Gördüğünüz gibi çok çeşitli yapılarda röleler bulunmakta. Bu rölelerin uçlarının da bilinmesi önemli. Burada isterseniz bir tanesi üzerinde gösterelim. Burada yine bir endüstriyel tip röle görüyorsunuz. Bu röle ve röle soketi. Rölelerin bacak bağlantıları veya kremez numaralandırılması kontaktörlere benzer şekildedir. İsterseniz bunun üzerinde bir açıklama yapalım. A1, A2 olarak gördüğünüz rölelerin, A1, A2 olarak gördüğünüz rölelerin bobin uçlarıdır. Bunun karşılığında çıkarılmış olan kontaklar vardır. İsterseniz bunu inceleyelim. Neydi kontaktörlerde anlattığımız? Baştaki 1 veya 2 yardımcı kontak numarasını veya kontak numarasını vermekteydi bana. Bunlar birinci kontak grubu. 2 ile gösterilenlerse ikinci kontak gruplarıdır. Benim normalde kapalı kontağım hangisiydi? Normalde kapalı kontağım 1-2 kontağıydı. Burada 11 nolu uç ortak uç olarak kullanılmış. Dikkat edecek olursanız rölenin ortak kontağı ortak uçlu kontağına gelmiş ve 11 ile 12 nolu uçlar normalde kapalı uçlardır. Bu rölemizin bobinine enerji verdiğimizde bu kontaklar açılacaktır. Normalde 3-4 nolu uçlar benim normalde açık uçlarımda ama burada ortak uç kullandığımızda 13 numaralı ucumuz olmuyor. 13 numaralı ucumuz olmuyor. 13 ile 11 aynı uç sayılıyor. Bu sefer açık olarak 14 nolu Clemens veya 14 nolu uç gösteriliyor. Burada tekrar edecek olursak 11-12 normalde kapalı. 11 ve 14 ise normalde açık uçlarımı göstermektedir. Yine tekrar edecek olursak A1 ile A2 bobin uçlarımdır benim. Bu uçları Clemens üzerinde nasıl göreceğiz? İsterseniz ona bakalım. Burada A1, A2 bobin uçlarımdır benim. A1 ile A2 bobin uçlarımdır. Bakın 14-24. Bunlar neydi? Normalde açık uçlarımdı. 11-21 bu benim ortak ucumdu. Ve 12-22 ise normalde kapalı uçlarımdı. Burada A1, A2 bobin uçlarının bağlanmasında şundan bahsedelim isterseniz. Eğer serbest döngü diyoduyla bobin uçlarında sönümleme elemanı kullanılmıyorsa,
Eğer burada ters bir diyot atılıp bu bobin üzerindeki endüktif gerilim zıt EMK bir şekilde sönümlendirilmiyorsa devremizde A1 ile A2'ye artı veya DC gerilimde A1 ile A2'ye artı veya eksi verilmesi çok bir şey fark ettirmeyecektir. Aralarında herhangi bir çalışmada fark olmayacaktır. Ama prensip olarak bir alışılagelmiş durum olarak A2'ler şaseye yani eksiye, A1'ler ise kumanda devresinden gelen artı uca genellikle bağlanırlar. Burada gördüğünüz elektromanyetik rölelerdir. Elektromanyetik rölelerimiz haricinde bir de solid state dediğimiz yarı iletken rölelerimiz vardır. Bakın bu rölemiz az önceki röleye benziyor. Şase olarak, yapı olarak aynısı. Fakat bu yarı iletken bir röledir. Solid state bir röledir. Bakın onu buradan da görebilirsiniz. Bu rölemizin kontrol ucuna, artık bunlarda bobin yok. Bobin olmadığı için kontrol ucu diyeceğim. Kontrol ucuna 24 volt AC veya DC bir gerilim verebilirim. Bunun çıkışında kontrol edeceğim şuradaki triak devresi 230 volt AC olabilir ve çekeceğim akımsa 4 amperdir. Yapı olarak tekrar edecek olursak normal bir röleden, içi gözükmeyen normal bir röleden ayırmanız çok zor. Bu ise yarı iletken solid state röle dediğimiz bir röle. Bacaklarda ise dikkat ederseniz burada normalde açık kontak gibi görev yapan kiriye kuşlarını görüyorsunuz. Bu ise benim rölemin kontrol uçları. Doğru akımda çalışan bir rölemizi yanlışlıkla aynı değerde alternatif bir gerilime bağlayacak olursak doğru akımda sadece ohmik dirençle akım sınırlama olacağı için iletkenimiz ince ve sıfır sayımız çok olacağı için buna alternatif bir gerilim uyguladığımızda işin içine bir de endüktif direnç girecektir ve rölem bobinimiz çok düşük akımlar çekeceği için belki de paleti kendisine doğru çekemeyecek. Ama tersi durumda alternatif gerilimde çalışan bir rölemize aynı değerde bir doğru akım uygulayacak olursak doğru akımda bobinin sadece endüktif direnci devrede olacağı için bobinimiz yüksek değerde akım çekecek ve yanacaktır. Şu anda 24 volt AC bobin gerilimi olan bir rölemize doğru akım 24 volt gerilim uyguladık. Bakın gördünüz.